Aleyna yılansa sen Şahmeran'sın. Gel Sema. Hayatım bitti. Hürrem Sultan hayatım Evet. Bitti. Ben seninle kalıyorum. Ya neler söylüyor bana? Ey! 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 Hayır! 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 Betim! Hayır! Dur abi dur oraya. Gel dur Survivor All Star'da Sema ve Pınar birbirine girdi. Pınar, Sema'ya çeşitli benzetmelerde bulunmuştu. Loğusa kadın, Şahmeran ve Hürrem Sultan gibi en son yapılan konseyde Sema'nın adını yazarak yılan sembolü yapmıştı. Konseyden sonraki gece adada Sema Aydemir pınar yerinde yatarken bir anda üstüne saldırdı. Arkadaşları araya girmeye çalışsa da Sema saldırılara devam etti. Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi'ni topladı. Acil Durum Konseyi'nde Sema ve Pınar yer almadı. Acun Ilıcalı Sema ve Pınar'ın arkadaşlarına olayı sordu. Nagihan olayı şöyle anlattı. İkili arasındaki husumet 2011 yılı olimpiyatlarına dayanıyor. Pınar, Sema, Nagiyan, Merve Aydın olimpiyatlarda 400 metre koşusu için bir takımda bulunuyorlarmış. Takımın teknik direktörü Pınar ve Sema arasında bir seçim yapmak zorunda kalmış. Ve Pınar'ı seçmiş. Bu olaydan sonra Pınar ve Sema'nın arası hep gergin olmuştur. Hatta Sema Pınar'a bu durumu sormuş. Pınar ise git hocaya sor demiş. Hoca ise Sema'ya aynen şöyle söylemiş. Pınar sen yarışırsan kendisinin yarışa katılmayacağını söyledi. Bu olay tamamen geçmişe dayalı olayın Survivor'a yansımasıdır. Sema'nın kardeşi Seda ise oyun alanında Sema'yı göremeyince şok oldu. Sunucu Murat olayı üstünkörü körü anlattıktan sonra Seda aynen şunları söyledi. Keşke ben de orada olsaydım ve kökünden bitseydi her şey. Ne olacaksa olsaydı deyip oyun alanını terk etti. Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi'nde bu sefer Sema ile tek tek toplantı yaptı. Sema olayı sordu. Sema olayı aynen şöyle anlattı. Pınar'ın bana karşı yaptığı iftiralardan ve benzetmelerden dolayı bir hataya düştüm. Ama gerçekten sebepsiz yapmadım. Sizden çok özür diliyorum. Defalarca ezildiğim için bunu yapmak zorunda kaldım. Pınar zafer kazandım zannediyor ama bu zafer değil. Acun Ilıcalı ise şunları söyledi. Bizim her seneki hedefimiz yarışmacı kaybetmemek. Görüntüleri inceledik birinci dakikadan itibaren fiziksel temas var. Bizim oyun alanımızdaki değerlendirmemiz farklı. Yaşam alanındaki değerlendirmemiz çok farklı. Yaşam alanı hem bizim açımızdan güvensiz bir ortam hem de kontrol edemeyeceğimiz bir ortam. Arkadaşlarımızla konuyu değerlendirdik. Bayağı uzun süren toplantılardan sonra sonucunda bir kanaatte bulunduk. Bizim için değerin her zaman çok yüksek. Fevri bir olaydan bir yere varmak zor. Yaşanan bu olay bizim programımızın çizgisinin çok dışına çıktığı için Sema seni maalesef Survivor 2024'ten ayırmak zorundayız. Ve Sema Aydemir şunları söyledi. Hatalı ben olduğum için benim gideceğimi biliyordu. Zafer kazandım zannediyor ama bu zafer değil. Size hiçbir şey demiyorum. Sizin için doğru karar. Ve Sema diskalifiye edildi.